Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben gerçekten ne olduğunu bizim... Hey! Duvara dön, ellerini duvara daya. Ne? Hadi, ne? Sana duvara dön, ellerini duvara koy. Neden? Dedim. Ne yaptın ki ben? Ben bir şey yapmadım sana ki. Sana duvara dön dedim. Burası 56. Şüphelinin yerini belirledim. Ne demek istiyorsun? Suçlu profili uyuyor. Eller arkaya. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Beni tanıyor musun? Anlayamadım. Burada daha önce karşılaşmış mıydık? Hatırlıyor musun? Burada yemek yemiş miydim? Evet, birkaç saat önce. Yalnız mıydım? Birkaç arkadaşınla. Dinle, sen iyi misin? Evet. Sanırım bir kaza falan geçirdim. Bir ambulans çağırayım mı? Hayır, lütfen çağırma. Tuhaf bir şey oldu mu peki? Hepiniz sipariş verip yemek yediniz. Bana tuvaletin yerini sordun. Sonra oraya gittin. Bir ambulansa ihtiyacın olmadığına emin misin? Evet, yok. Tuvalet nerede? Düz devam et. Alt katta, sağ tarafta. Tamam. Teşekkür ederim.
Ben de diğerleri gibi artık hatırlamama ihtimaline karşı yazıyorum. Benzer bir durumda bunu okuyan kişinin doğru kişi olduğunu umuyorum. Sağ elmacık kemiğine dokun. Bir şey hissediyor musun? Bir şey hissediyorsan bu sensin demektir. Elmacık kemiğinin içindeki şey metal bir plaka. Kazadan beri o plaka sende. Ya da daha doğrusu benim kazamdan biri. Çünkü ben senim. Arızalı. Yapmanız gereken tek şey polis için delil aramak. Bunu yapmazsan Lara'yı bir daha asla göremezsin. Okuduklarından herhangi bir şeyi anlamazsan o zaman tekrar oku. Başlangıçtan bitişe kadar. Şimdi benim adım Samuel Lubuta. Okulda herkes beni Sam diye çağırır. Okul başlamak için tam olarak doğru yer olabilir. Her şeyin başladığı yer olduğu için. Ben oldukça ünlüydüm. Gerizekalı, spastik, psikopat olarak yani. Okulda bunlardan biri olmasaydı o zaman hiç arkadaşım yok demekti. Özel bir yeteneğim vardı tabii. Ben özeldim. Arkadaş edinmek için kullanabileceğim bir yeteneğim vardı. Gerçekten kolaydı. Çünkü özel bir sorunu olan herkes için özel biriydim ben. Ben virüs yayabilir, web kameralarını ekleyebilir, profil verilerini işleyebilirdim. Ya da sadece öğretmenin hesabından matematik testinin cevaplarını çalabilirdim. İşimi yapar yapmaz da dostluklar sona ererdi. Her neyse. Hayatımdan kaybolan insanlar için kullanılmayı seçtim. Tıpkı teyzemin her zaman yaptığı gibi. Her gece o bu moddayken çok fazla zamanım vardı. Onun için. 7. sınıftan beri ona aşıktım. İlişkimizde iyi olan şey beni asla hayal kırıklığına uğratmamasıydı. Tabii dezavantajı da vardı. Bu da beni asla fark etmemesiydi. Evet Carla. Evet. Radyo dalgaları yansıtma yeteneğine ne sahiptir? Ve sana da günaydın Carla Sam. Metal. Kesinlikle metaller radyo dalgalarını yansıtır. O zaman metallerin bir özelliği olarak radyo dalgalarını da yansıttığını eklemiş oluyoruz. Ama onun hakkında yanılmıştım. Aslında o benim kim olduğumu biliyordu. Ve onun hakkında ne hissettiğini de. Merhaba. Merhaba. Dinle, benim bir sorunum var. Notlarım dibe vuruyor. Hatta mezun bile olamayabilirim. Bana yardım edebilir misin? Testler neredeyse bitti. Ne yapabilirim ki? Notlarımı değiştirebilirsin. Herkes nasıl yapacağını bildiğini söylüyor. Sana yardım etmek isterim ama bu çok riskli bir şey. Bunu yapamam. Yani okulun veri tabanında saklıyorlar notları. Eğer bir şekilde bunu öğrenirlerse beni okuldan atarlar. Ve bu durumda okul hayatım bitmiş olur. Ben de... Tamam, İngilizceden ne aldın? E aldım. Bana C ver. Matematik? Yine E. C koy. Fransızca? D almıştım. Onu da C yap. Tamam. Kimya? Şey, benim notlarım her zaman berbattı. Herkes bunu biliyordu. Ve evet, tabii ki daha iyi bir ortalamayı tercih ederdim. Ve Sam de bunu biliyordu. O 7. sınıftan beri bana aşıkmış. Ama ben onunla ilgilenmiyordum. Sonra artık dayanamadı, beni tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi bana. Bu da ne şimdi? Sessizlik lütfen. Bunu yaptı çünkü onunla ilgilenmiyordum. Yani herkes bana düşkün olduğunu biliyordu. Ne? Hayır hayır hayır. Benden notları düzeltmek için söylüyor. Yardım istedi. Sen neden bir kez olsun dürüst olamıyorsun? Neden böyle oyun oynuyorsun? Burası anaokulu değil. Dediğim gibi, hayatımdan kaybolan herkes için kullanılmıştım. Yalnız bu sefer sonuçları da vardı. Çünkü bütün sorunlar bu şekilde başladı. Devlet adına aşağıdaki karar metnini okuyorum. Sanık Samuel Lubuta paragraf 202-A'ya dayanarak veri hırsızlığı suçundan suçlu bulunmuştur. Konsey X Enstitüsü'nde 2 aylık rehabilitasyon programına mahkum edilmiştir. Konsey X.
kendim. Sen de kimsin? Sen Samuel Lubuta. Tek bildiğim bu. Tamam, bana elini göster. Hangisini? Hangisi? Sol elini. Tamam. Tamam. Lanet olsun. Bu da nedir? Bir fikrim yok. Hadi gidelim. Gidelim. Tamam. Nereye gidiyoruz peki? Bekle bir dakika. Kimsin sen? Neden bir tünelde uyandım? Başka bir şey bilmiyorum. Polis beni niye tutuklamaya çalıştı? Bir şeyler söyle. Lanet olsun. Gidelim. Bu taraftan hadi. Buradan geçemezsiniz. Pekerler pekerler. Sakince bekleyin, tamam? Hiçbirimize izin ver. Lütfen oturun. Bir şey yapma. Oturun, polis peşimizde. Onlar size yardımcı olmak için geldiler. Lütfen. Lütfen biraz bırak sakin olun. Bırak da gidelim olun. Hadi. Oturun. Tamam. Hadi hemen buradan gidelim. Gel. Ne oluyor? Tamam, gel şöyle, hadi yere eğil, yere eğil. Neredeyiz biz? Bilmiyorum, bu bir bar. Şimdi güvendeyiz. Pencereye yaklaşamayız. Senin adın ne? Adımı bilmiyorum. Sen de mi hatırlamıyorsun yoksa? Hayır dostum, ipucu yok. Benim adım ne, nerede yaşıyorum, neden burada uyandım? Sadece cebimde bunu buldum. Sonra da buradan çıktım. Sonra seni gördüm, o yüzden seni takip ettim. Bu da nedir böyle? Bu kroki, yara izleri, aynı giysiler. Aynı zamanda ikimiz de hiçbir şey hatırlamıyoruz. Lanet olsun, ben de seni bana söyleyebileceğini düşünmüştüm. Özellikle de bunun Fredersen'in işleriyle bir ilgisi olup olmadığını söylemeni bekledim. Neymiş Fredersen'in işi? Tanrım, haberin yok mu? Bak, bütün gün haberlerdeydi. Hamburg'un Elbehaus sokağındaki izole bir villada dün ölümcül bir saldırı gerçekleşti. Kurbanın çığlıklarıyla alarm çalmaya başladı. Komşular polise haber verdi. Görevliler de 44 yaşındaki Konsey X Enstitüsü'nün müdürü Thomas Fredersen'in cesedini buldular. Fredersen'in bedeninde bir dizi bıçak yarası tespit edildi. Video kamera şüpheli saldırganın görüntülerini yakaladı. Saldırganın Samuel Lubato adında bir suçlu olduğu düşünülüyor. Bilgisi olan herkesin polisle ya da Ne Haber 24'le temasa geçmesi isteniyor. Polis saldırganın daha önce de farklı bir suçtan tutuklandığını bildirdi. Görenlerin zaman kaybetmeden yetkililere bilgi vermeleri isteniyor. Hey, bu senin mi? Buraya gel, sana bir şey göstereceğim. Buraya gel. Kroki'nin olduğu sayfa buradan koparılmış gibi görünüyor. Tersini çevir. Kayıtları al, polise götür. Seni serbest bırakacaklardır. Bu benim el yazım. Bunun ne olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Muhtemelen bir tür kanıt. Burada söylediği şey, polise kanıt olarak götürmek zorunda olduğum. Yani bu kayıtlar muhtemelen bunlar. Onların olması gerektiği yerin burası olduğunu söylemiyor mu? İki hafta sonra hükümlünün rehabilite olma zamanı gelmişti. Eğer böyle bir şey başınıza gelmişse kendinizi kaybetmeyin. Sizin üzerinize herhangi bir güç kullanmalarına izin vermeyin. Ama onların hileleri vardır. Aman tanrım. Burası inanılmaz bir yer.
Hepinize çok iyi bir gün diliyorum. Konsey X'e hoş geldiniz demek istiyorum. Benim adım Luna. Lütfen beni takip edin. Bir odada iki kişi kalacaksınız. Kahvaltı saat 7'de kantinde. Öğle yemeği 12, akşam yemeği saat 6'da. Saat 9'da gece için odalarınıza çekilmiş olacaksınız arkadaşlar. Resepsiyona bir cep telefonu bırakabilir miyiz? Hayır, enstitünün korunması gerektiği gerekçesiyle alınmıyor. Ama bana başvurmanız durumunda ailenizle görüntülü sohbet için izin alabilirsiniz. Her gün yaklaşık 30 dakika süren bir kişilik testi yapacağız sizinle. Amaç elimizden geldiğince hepinizi desteklemek. Her birini dürüstçe cevaplamanız için sorular sormamızın nedeni bu. İyi eğlenceler. Soru 1. Sevdiğiniz sayı nedir? Soru 2. Evcil hayvanınız var mı? Varsa ne? Evcil hayvan yok. Soru 3. Ne tür sütü tercih edersiniz? Ben sen. Merhaba. Hepinize harika bir gün diliyorum. Benim adım Bay Fred Ersen. Bu enstitünün müdürüyüm ve burada olmaktan, o gençlerin önünde durmaktan ne kadar mutlu olduğumu bilmenizi istiyorum. Hepinizin ortak olan iki şey var. Çok özel bir yetenek ve çok özel bir suç diyebilirim. Beni özellikle memnun eden şey ise bunların ikincisi tabii ki. Bekleyin, bunun size sebebini söyleyeceğim. Her suç çok özel bir yeteneğe sahip olunduğunu kanıtlar. Yani hareket etmek için cesaret etmek ve stratejik düşünmek. Yetenek işte budur. Hepiniz bir yetenek sahibisiniz ama şimdiye kadar sadece olumsuz kullanılmış bir yetenek. Ama burada onu olumlu şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Burada hiçbiriniz suçlu değilsiniz. Burada toplumumuzun geleceği sizlersiniz. Teşekkür ederim. Bu yüzden mi sığırlar gibi numaralar veriyorsunuz bize? Numara 8. Sığırlar hakkında böyle küçümseyici bir tonla konuşmanın çok da güzel bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonuçta onların süt ve etiyle besleniyoruz. Nasıl bir ekonomik veya sosyal değere sahip olduklarını araştırdın mı hiç? Senin buna benzer bir değerin yok zira. Burası sizin odanız. Sen ne yapıyorsun dostum? Biri dayak yemek için kaşınıyor ha? Burası benim odam. Üzgünüm, beni buraya getirdiler. Dalga geçiyorum. Ben Louis, oda arkadaşın. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi, ben Sam. Güzel. Ben son 7 ile de odayı paylaşmıştım. Mezun mu oldu? Hayır, o 2 hafta önce yok oldu. Bir kalp krizi geçirdi. Zaten pisliğin biriydi. Bu senin masan, senin yatağın, senin dolabın. Senin eşyalarını yerleştirirken ben de işimi halledeyim. Sam, baksana ne yaptın da buraya geldin? Ne mi yaptım? Okulun veri tabanına girdim. O yüzden buradayım. Harika. İsimsiz biri falan gibi mi? Hayır, bu işlerde iyiyimdir. Küçükken başladım. 10 yaşındayken bir kaza geçirdim. Çok fazla evde kalmam gerekti. Bir zaman sonra çok sıkıldım ve bu işe başladım. Harika. Neyse, burada olduğuna memnun olmalısın. Eğer işleri berbat etmezsen yakında yeniden dışarıda olursun. Yapmanız gereken tek şey testleri geçmek. Ne testleri? Testler işte. Hayır, demek istediğim test derken nasıl yapıyorlar? Sadece testleri geç ve puan topla. Kalanını öğrenirsin. Neyse, iyi geceler. Sen neden buradasın? Ne?
Sen neden buradasın dedim. Ben büyü yapabilirim. Büyü yapabilir misin? Evet. O yüzden mi buradasın? Evet, görmek ister misin? İstemiyor musun yoksa? Tabii, isterim. Tamam. Bunu nereden aldın? Hem bir işe yaramaz. Gerçekten ucuz bir şey. İnternetten 5 euro karşılığında alabilirsin. Bunu geri almalısın. Gerçek altın olsaydı onu asla sana geri vermeyi düşünmezdim. İyi geceler. Pekala, merhaba. Hiçbiriniz henüz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Adım Ayze. Merhaba. Ben rehabilitasyon programının direktörüyüm ve burada bulunmamın sebebi aranıza yeni katılanları GX14'ün nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi yapmak. Bu klasik bir boya tabancası. Tam olarak bizim amacımıza göre tasarlanmış ve şu an karşınızda. Bu bir kova. Orada bununla uğraşmaya bile başlamayan birkaç çocuk var. Örneğin 55. Orduya katılıp keskin nişancı olmak istemiş. Ama düz taban olduğu için onu almamışlar. Bu yüzden sinirlenip bir otoyol köprüsünün üzerine çıkmış ve boya tabancasıyla arabaları ateş etmeye başlamış. Ne kadar iyi bir nişancı altın olduğunu numara göstermek istemiş. Bizi dinliyor musun? Tabii. Çok güzel. Çünkü eğer dikkatimizi buraya vermezsek arada önemli şeyleri kaçırmış oluruz. Şuradaki 35 var. Sürücü. Bir kumarhaneyi soyduğu için burada 55 dakika içinde 17 polis arabasını atlattığı söyleniyor. Onu yakalayabilmelerinin tek sebebi benzininin bitmiş olması. Hayır altın. Bu özel bir konuşma mı yoksa bana bir sorun mu var? Benim bir sorum var. Neden ateş etmeyi öğreniyoruz? Burası ordu değil ki. Peki ya o? O mu? Onu unut gitsin dostum. Bir zamanlar akıl hastanesindeymiş. Yani anlayacağın kafayı tamamen yemiş. Evet, işte bu da toksin dartı denen şey. Bağımlılık yapan A30 zehri içerir ki o da doğru doza verildiğinde kas sisteminde mükemmel bir kramplı felç meydana getirir. Sizin de canlı olarak gördüğünüz gibi. Ne abi? Doktor. Evet ama bunun 6 numaranın saçmalamasına engel olmayacağının da farkındasınızdır, değil mi? Eğer dartı hareket ettirirseniz kısa süreli felç geçirir. 10 dakika içinde tekrar konuşabileceğini duymak sanırım biraz olsun sizi mutlu edecekti. Şimdi lütfen 2 grup oluşturun ve silahlarınızı alın. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım, gidiyoruz. Hadi gidelim. Silahını at. Dışarı çık. İsabet, sen orayı koru, ben burayı alacağım. Sen bütün bunların seni engellemesine gerçekten son derece üzgünüm. Isaac'in çok eğlenceli bir kişi olmadığını biliyorum. Bu seni üzüyorsa, yani yapmak istemiyorsan teste daha fazla devam etmek zorunda değilsin. Ben sana gerçekten güveniyorum. Sen gerçekten büyük bir yeteneksin ve ben bu şekilde olmanı hiç istemiyorum.
Senin için istediğim şey bir danışman olarak anılman ve bunu mümkün kılmak için de bir şansın olmasını istiyorum. Danışman olarak kalmalısın. Mümkün kılmakla ne demek istedin? Evet. Mükemmel bir zaman. İçeri gel. Gel hadi. Safire, bu Sam. Sam, bu Safire. Safire sahip olduğumuz en iyi bilgisayar uzmanıdır. Eğer onu bir gün danışman yapacaksak ki bu mümkün, onun bir üst bankaya bilgisayar programcısı olarak girmesini sağlayacağız. Yani ne demeye çalıştığımı anlıyorsun değil mi? Birkaç hafta içinde danışmanımızı belli işverenlerle karşı karşıya getirmek mümkün olursa, rehabilite edildikten sonra çalışma hayatına oldukça verimli bir şekilde dönüş yapabilirler. Senin durumunda birini bir IT firmasına yerleştirmek oldukça kolay olacaktır. Bunu yapabilirsin değil mi? Evet. Evet mi? Güzel o zaman. Safire, onu beraberinde götür. Nereye? Tabii ki eğitime. Ben eğitim partnerinim. Senin bugünkü konu stratejik düşünme. Birbirinizi zaman baskısı altında taktiksel davranmak adına eğitmelisiniz. Bunun için oyunda birbirinize yüzü dönük duracaksınız. İki oyuncudan birini seçin ve onu silahların bulunduğu yere doğru götürün. Ben kırmızıyım. Senin için uygun mu? Hı hı. Amacın cephaneliği açmak için kodu çözmek ve sonra da rakibini oyun dışı bırakmak. Anlaşıldı değil mi? Evet, ama bir soru sormam gerekiyor. Sen neden buradasın? Bir laptop ya da benzeri bir şey mi çaldın? Okuduğum her şeyi duydun mu sen? Kodu kır, cephaneliğe gir ve rakibi öldür. Hı hı. Tamam. Tamam. Pekala, başlayalım. Neredeyse bitti. Şimdi içerideyim. Tamam. Şu anda hangi silahla öldürme iznim var? Hangisini istersen. O zaman ben seçeyim. Bekle bir dakika. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Benimki çalışmıyor. Askerimi kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Lanet olsun. O şimdi ne yapıyor öyle? Neden havaya uçtu? Vur. Ne? Hayır hayır, bu sayılmaz. Benimki devre dışıydı. Hiçbir şey devre dışı değil. Avatarını hackledim ve manipüle ettim. Bu yüzden askerini kontrol edemedin. Askerimi sen mi kontrol ediyordun? Seni hilebaz. Hilebaz da ne demek? Yeteneğini olumlu yönde kullan. Amaç zaten bu değil mi? Şimdi sinirli misin? Senin için küçük bir hediye. Bu benim şans meleğim. Artık çok daha şanslı olacaksın ve beni öldürebileceksin. Eğer istersen. Bazı zamanlar vardır ki tesadüf diye bir şey olmadığını hissedersin. Bu da o anlardan biriydi. Çünkü orada değildim. Fena çuvallamıştım. Neredeyse öğrenmek üzereydim. Kendime yeni bir hayat kurmayı öğrenmek üzereydim. Pozitif bir hayat. Merhaba. Kulaklık, onu çıkarır mısın? Ben Sam. Sana kim olduğunu sormak istiyordum. 8 numara. Başka bir şey? Bugün için sana teşekkür etmek istiyorum. Yani oku benden çektiğin için. Harika. Şimdi arkadaş mıyız yani? Ben sadece kibar olmaya Sıkma çalışıyorum. Sıkma canını. Benden bir şey koparamazsın. Bir şey istediğimi de kim söyledi? Tamam, dinle. Yeni bir arkadaş edinmek için ortalıkta dolaşıp herkese gülücükler dağıtan kibar biri olabilirsin ama bu numara bana sökmez, tamam mı? Şimdi beni rahatsız etme. Etrafımda dolanma ve kaybol. Mantıksal bir durum olmaktansa etrafa gülücükler dağıtırım.
Hayır, bu benim suçum değil. Sen önce kendine baksana. Böyle yapamazsın. Hayır, bu saçmalık. Hayır, bunu kabul edemem, tamam mı? Kesinlikle. Sana artık inanmıyorum. Bana bağırma. Bunu yapma şansın yok. Kes sesini dedim sana. Hayır, bu şekilde davranamazsın. Bırak beni. Buraya gel. Dinle Louis, etrafta tuhaf bir şeyler fark ettin mi? Kendini tatmin ederken seni izleyen adamlar gibi mi? Ciddiyim, dalga geçme. Bugün kazara 35'in Fredersen'le tartıştığını duydum. Sonra aniden onu sakinleştirerek alıp götürdüler. Sence bu normal bir şey mi? Tanrım, sen buranın ne olduğunu düşünüyorsun? Bir tür suç merkezi mi? Eğer biri lanet olası bir şeyler yaparsa o zaman sonuçlarına da katlanması gerekir. Bence dediğin gibi bir şey değildi. Daha çok acımasızca bir şeydi. Sen buradaki hiç kimseden sorumlu değilsin, tamam mı? Kendine odaklan sadece. 35'in seyre kadar umrunda değilsin. Sen de onunla ilgilenme. O tam bir pisliktir. Tamam mı? İyi geceler. Söndür şu ışığı. Senin yanındayım. Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlarım, son derece gururluyum. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Hem de hepinizle. Hepinizle gerçekten gurur duyuyorum. İçinizden birkaçına harika haberlerim olduğunu söylemekten çok mutlu olacağım. Danışman olarak adlandırılacak kişilerin isimleri bu listede yer alıyor. Umarım birçoğunuzun çok istediği bu şey geri kalanlarınız için de ileride iyi bir örnek teşkil eder. Ve bundan sonraki çalışmalarda onlara ilham verir. Hepiniz harika çocuklarsınız. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler harika çocuklarsınız. Ne oldu? Onlarla bir sorunun var mı? Ve bu beni her seferinde daha çok gururlandırıyor. Kiminle sorunun var? Fredersen'le diğerleri. Önemli olan şey. Çünkü ben dün sizi gördüm. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Şimdi hep birlikte şu listeye bakalım. Dün Fredersen'le tartışıyordunuz. Şu diğerleri de dün giriş holündeydi. Dün neler olduğunu hatırlamıyor musun? Evet. Hayır. Açıklıyorum. Numara 55. Numara 55. Evet. Ve sonuncu da... Ama bugünlük sonuncu... numara 35. Evet, tebrik ederim. Artık sizler birer danışmansınız. Lanet olsun. Senin sorunun ne? Sersem, benden ne istiyorsun ha? Hiçbir şey. Birinden ya da bir şeyden kaçmaya çalıştığını sanmıştım. Kaçmaya çalıştım ama sanıyordun. Şimdi şuna bir göz at. Bu elektrik veriyor. Nasıl kaçmaya çalışabilirim? Bekle bir dakika. 35'e ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Dün onun Fredersen'le tartıştığını duydum. Sonra onu sakinleştirip alıp götürdüler.
Ona ne olduğunu sordum ama hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama burada bize bir şey yapıyorlar, hastalıklı şeyler. Yediği olan şey de buydu. Onu bir danışman yaptılar ve sonra birden kim olduğunu unuttu. Ne, yedi mi? Benden önce vurulan hasta mı yani? Ona olan şey lanet bir felç değildi. Öyle bile olsa ona bir şey yaptılar. Ne? Bekle bir dakika. Ne demek istiyorsun? Neden enstitü böyle bir şeyle uğraştın ki? O sadece bir felçti. Yediye bir şey yaptıklarını söylemeye çalışıyor. Bir şekilde adam fena batağa saplandı. Kafası attı ve betçilere saldırmaya başladı. Önemli olan nokta belli bir şey hatırlayamaması. Tıpkı 35 gibi. İkisi de danışman olduktan sonra oldu bunlar. Sence bu bir tür tesadüf mü? Yedi hakkındaki şeylerin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Numara 8 mi? O bir zamanlar akıl hastanesindeydi. Ona inanma. Ne yani? Belki de aileni havaya uçurduğun için buradasındır. Söylediklerine inanmamam mı gerekiyor? Tamam, beni dinle. Benim hiç ailem olmadı. Babamın bütün parasını çalıp başka bir erkekle kaçan bir üvey annem vardı. Babam bu yüzden kendini astı. Banka hesabını hackledim ve babamı soyduğu gibi ben de onu soydum. Şahmat. Üzgünüm. Bekle. Otur bakalım. Bir tür bayan gizemli işi yapacağız, tamam mı? Tamam. Nedir bu? Ne yazıyorsun? Her şeyi hatırlamak istiyorum. İşte bu o şey. Ne? Beni danışman yaptıkları zaman her şeyi tek tek hatırlamak istiyorum. Diğerleri gibi olmak istemiyorum. Bu şekilde hafızanın geri geleceğini mi düşünüyorsun? Evet, belki. Kokular sayesinde mesela. Belli kokuların insanlarda hafıza kaybını giderdiğini duymuştum. Böylece hatırlayabilirim. Bir gün bir şeyleri hatırlatırlar diye tüm kokuları yazıyorsun, öyle mi? Hayır, koku alamam. Asla koku alamam. Bütün bunları sen yazmalısın. Bu arada adın neydi? Lara. Sisteme girdim. Bir ya da iki dosya ekledim. Tüm profillerimiz elimizde, tamam mı? Tamam. 35'e bir göz attım ve senden önceki 7'yi. İkisinde de aynı şeylerden söz ediliyor. Mikro ID. Ne dedin? Bir mikro ID mi? Bu lanet şey de ne? Bilmiyorum. 7'nin profilinde mikro ID'sinin kısa devre yaptığı yazıyordu. Ölümünün felçle bir ilgisi var mı? Sorun da bu zaten. Ölüm durumu başlığında felçle ilgili hiçbir şey yazmıyordu. Tek yazılan şuydu. Mikro ID'deki kısa devre. Yani kısa devre yüzünden mi öldü diyorsun? Dinle. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Polise gitmeliyiz. Ancak bu şekilde ne olup bittiğini anlayabiliriz bence. Lanet olsun. Biz şimdi ne yapacağız? Bir belli. Tüm bu verileri kopyalayacağım. Sen ve ben yarın kantinde buluşacağız. Ve bu verileri güvenebileceğimiz birine göndereceğiz. Ama aklıma kimse gelmiyor. Teyzem var. Ama internet erişimimiz yok. Ona nasıl ulaşacağız? Evet, var. Video konferansı sırasında seni ona bağladıkları zaman. Bunu onunla halledebileceğine emin misin? Merhaba teyze. Beni duyabiliyor musun? Evet, neredesin? Kamerayı yüzüne doğru tutman gerekiyor teyze. İşte oradasın. Merhaba. Çok iyi merhaba. Görünüyorsun. Gerçekten dinlenmiş gibisin. Tamam. Teşekkür ederim teyze. Dinle, fazla zamanımız yok. Senden bir iyilik isteyecektim. Seni yarın tekrar arayacağım, tamam mı? Yarın senden benim için uygun şey değil. Şu çanak çömlek kursuna gitmem hayır, gerekiyor. Hayır teyze, sonra benim için çok önemli. Beni dinle. Başka zaman yapsam hayır, olmaz mı? Beni dinle. Yarın seni arayacağım ve sana polise götürmen gereken bir şey göndereceğim.
Sana göndereceğim şeyi indirecek, sonra da USB'ye kaydedecek, doğru polise götüreceksin. Bu ne tür bir şey? Bilgisayara takılabilen bir parça. Noel de sana bir tane vermiştim. O hala sende mi? Aa, hala bende mi? Bundan emin değilim. Bu gerçekten çok önemli. Etrafa bakar mısın lütfen? Alo? Alo, alo. Teyze. Affedersiniz, bağlantım kesildi. Geri arayamıyorum. Her yetenek için sadece bir konuşma izni var. Ama bağlantı kesildi ve tam da konuşmamın ortasındayız. Üzgünüm, yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer bir gün ben de diğerleri gibi hiçbir şey hatırlamazsam diye bunları yazıyorum. Bu durumda umarım bu yazdıklarımı okuyan doğru kişi olursun. Sağ elmacık kemiğine dokun. Bir şey hissediyor musun? Eğer hissediyorsan doğru kişisindir. Elmacık kemiğinin içindeki şey metal bir plaka. Sakın korkma. Seni tuttum. Senin yanındayım. Olduğunu bilmiyor musun? Tamam, dinle. Yanında bir bellek var mı? Ne tür bir bellek? Ceplerine falan bak. Yanında bir bellek olmalı. Özür dilerim ama yanında bellek yok. Dün ne hakkında konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Ya da sana ne yaptığımı? Tamam, benden ne istediğini anlamıyorum. Başka bir yere otursan olmaz mı acaba? Bu senin. Bunu bana sen vermiştin. Sana tanıdık gelmiyor mu? Kokla şunu. Belki bu koku sana tanıdık tamam. Gelebilir. Lütfen. Bu durum gittikçe tuhaflaşıyor. Lütfen kokla şunu. Bir kere olsun kokla. Olmaz. Bir kere. Lütfen bir defa kokla şunu. Seni rahat bırakacağım. Gerçekten çekip gideceğim ama şunu bir kere kokla. Sen iyi misin? Çıkmadı. Ne? Bir şey hatırladın mı? Çıkması gerekiyor. Ne? Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Kanıyor. Tamam, işte al bunu. Çıkması gerekiyor. Tamam, bu şekilde tut. Burnu kanıyor. Çıkması gerekiyor. Neyin çıkması gerekiyor? Sen neden çıkması söz ediyorsun? Nedir çıkması gereken? Çıkması gerekiyor. Ne? Çıkması gerekiyor. Ne? Çıkması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Hadi söyle, söyle. Çıkması gerekiyor. Ne? Beni rahat bırak. Ne? Dışarı çıkarmam gerekiyor. Onu dışarı çıkarmam ne? Gerekiyor. Bıçağı yere koy, bıçağı yere koy. Dışarı çıkması gerekiyor. İyi misin? Biri yardım etsin. Kimse yok mu? Biri yardım etsin.
Birini çağırın, yardım edin. Bir şeyler yapın. Birini yardım çağırsın. Ben sadece danışman olduğu için onu tebrik ediyordum. Oraya gittim, yanına oturdum ve öylesine sohbet etmeye başladık. Sonra birden çıldırdı ve bıçakla boğazını kesmek istedi. Sürekli dışarı çıkmam gerekiyor deyip duruyordu. Bizden birisinin 22'ye bir eşarp verdiğini görmüş. Bu gerçekten doğru mu? Ona bir eşarp verdin mi? Doğru mu söylüyorlar? Evet. Bu doğru. Bana ödünç vermişti. Eşarp benim değildi. Yani oraya eşarbını geri vermeye mi yoksa onu tebrik etmeye mi gittin? Hangisini yapmak için onun yanına gittin? Evet, ona eşarbını geri vermek istedim. Ve oradayken de tebrik edecektim. Farkında mısın bilmem ama söylediklerin biraz aptalca geliyor. Yani eğer yapmak için bir sebebi yoksa bir kız neden açık alanda boğazını kesmek istesin ki? Bu tuhaf değil mi? Ne düşünüyorsun? Yani anlayacağın şekilde soracak olursam bana söylemen gereken ama unutmuş olabileceğim bir şey var mı? Söylemekten çekindiğim bir şey. Hayır. Güzel, pekala. Çok teşekkür ederim. Numara 7. Artık gidebilirsin. Peki o şimdi nasıl? Aa, korkarım kurtulmayı başaramadı. Neden? Ona ne oldu? Bir felç olmasından şüpheleniyoruz. Bir felç değildi, yemin ederim. Yediye olan şeyin aynıydı. Ona bir şey yaptılar. Olanları ona unutturdular. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve eşarpla ilgili bir şey vardı. O işe yaradı. Ha, tabii. Bence bir şey hatırladı. Çünkü koku ona bir şey çağrıştırdı. Sonra bıçağı boynuna dayadığında birden burnu kanadı. Bu hastalıklı düşüncelerle giderek kendini kaybediyorsun. Gerçekten ne yazık ki haklısın. Sence normal bir şey mi? Yani ben... Burada nelerin olup bittiğini ortaya çıkarmışsın. Bu işi kendin yapmalısın. Bu işten sıyrılmak mı yoksa hapse girmek mi istiyorsun? Beni bu işin dışında bırak. Ben kız arkadaşıma geri dönmek istiyorum. Evet, bu çok iyiydi. Hadi. Bir gece odamdan çıkıp etrafa göz atmak istiyorum. Bunun kolay olacağını mı sanıyorsun? Öyle düşünüyorsan kapının sadece parmak iziyle çalıştığını fark etmemişsindir. Biraz dikkatli ol. Sen bana bir parmak izi bul, ben de senin bu odadan çıkmana yardım edeyim. Parmak izini nereden bulacağım? Yani birinin parmağını mı keseceğim? Bunu yapar mısın? Tabii. Sadece kibar olmaya çalışıyordum. Canını sıkma. Bunun için benden bir şey koparamazsın. Bir şey istediğimi kim söyledi? Buradan çıkmak istiyorum. Kibar olmaya çalışacağına sonra konsantre olur musun? Parmak izini nasıl bulacağız peki? Numara 44. Senden suyun altında nefesini tutmanı istemiştim. Saksafon çalmanı değil. Daldığını görmek istiyorum. Şimdi yeniden deneyeceksin. Daldığını görmek istiyorum. Bir, iki ve başla. Hadi. Dal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. Evet, bu oldukça iyi. Öncekinden 2 saniye daha iyi. Harika. Çok iyi. Sudan çık artık. Hadi sudan çık. Pekala numara 7. Ha, lütfen, sıra sende. Hayır, bunu tercih etmem, teşekkür ederim. Neyi tercih etmez? Hayır, ben dalmaktan korkuyorum. Sen ciddi misin? Evet. Sana tekrar söylüyorum, ısrar ediyorum. Hadi bakalım suya gir. Onunla dalabilir miyim? Bu onun için de iyi olmaz mı?
Pekala. Siz ikiniz için başlangıç olarak hadi çıtayı yükseğe kaldırın. Sakin ol dostum. Bunu planlamış mıydın? Hayır, o bunu bilmiyordu. 10 yaşımdan beri dalmaktan korkuyorum. Ben dalmaktan söz etmiyorum. Bundan söz ediyorum. Ne için buna ihtiyacın var? Bu gece için. Var mısın? Saat 11 gibi gelip seni odadan dışarı çıkaracağız. Peki sonra? Sonra içine girebileceğimiz odayı bulmaya çalışacağız. Ve sonra? Neden sadece buradan çıkmıyoruz? Hı? Bilmiyorum. Her zaman bir şey yapmadan önce ne yapacağını bilemezsin. Dalmadan önce demek istiyorsun. Evet, mesela yani. Mesela yani. Nasıl dalmaktan korkabilirsin? Anlamıyorum. Annem beni bir keresinde göle götürmüştü. 10 yaşındaydım. Yüzmeyi bilmiyordum. Ve o da beni bu korkumdan kurtarmak istedi. Suya girdiğimiz zaman motorlu bir tekne birdenbire ortaya çıktı. Bota çarptık. Kafasından. Ben neredeyse boğuluyordum. Annem kurtulmayı başaramadı. O zamandan beri buramda bir metal parçası var. O takılmasaydı kafatasım çok kırılgan olurdu. Peki ya senin ailen? Onlar hala hayatta. 14 yaşındayken beni bir akıl hastanesine yatırdılar. Çünkü benim tamamen aklımı yitirdiğimi düşündüler. 15 yaşındayken oradan kaçtım çünkü artık onlara dayanamıyordum. 16 yaşında bir evdeydim. 17 yaşında kilitleri nasıl açacağımı öğrendim. Kilitleri açmayı mı? Evet. Burada olmanın nedeni bu mu? Evet. Son girdiğim yerde güvenlik açıktı. Güvenlik açık mıydı? Güvenlik açıktı. Biliyor musun, hala ailemi özlüyor olman biraz tuhaf bir şey. Ne zaman o lanet şarkıyı duysam onları özlediğimi düşünüyorum. Hangi lanet şarkı? 74-75. I was the one who let you know I was just sorry ever after. 74-75. Giving you more and I'll define, 'cause you really were over after. 75. Tamam, okumayı kes artık. Bu bölümü atlayabilir misin lütfen? Lois, ayağa kalk. Hadi ayağa kalk. Lois, gidiyoruz. Dinle, düşünüyordum da sanırım ben burada kalacağım. Eğer biri gelir de burada olmadığını görürse ona şey diyeceğim. Senin bir uyur gezer falan olduğuna. Böyle şeyler olur biliyorsun. Ciddiyim. Gerçekten. Yeni dairemize taşındığımız zaman kız kardeşimin balkonun odada kalmasına izin verilmemişti. Çünkü annem onun uykusunda gezmesinden korkmuştu. Geliyor musun? Lanet olsun. Tamam, geliyorum işte. Görmüyor musun? Şimdi ne yapacağız? Lara'yı alacağız. Eğer yakalanırsak ikimiz de uyur gezer olduğumuzu söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam, pekala. Ne? Ben ciddiyim. Uyur gezerler var biliyorsun. Hadi gel. Pislik. Hangi taraftan gitmeliyiz biliyor musun? Burası Gama Koridoru. Gama Koridoru. Bu ne anlama geliyor? Burası kızların olduğu yer. Bunu nereden biliyorsun? Bugün buradaydım. Burası onun odası. Sizin arasında bir şeyler oluyor. Burası. Lanet olsun. Ne oldu? Burada değil. Diğer yatağa bak.
Bu o mu sence? Lara. 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 Tamam gidelim hadi. Gidelim hadi Sam. 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 Odasında değildi. Isaac'i tanıyorsun. Bizi koridorlarda dolaşırken yakalarsa kim bilir bize ne yapar? Hadi buna yarın devam edelim. Mümkün değil. Bir şeyler yanlış gidiyor. Biz bu koridorların nereye gittiğini bile tam olarak bilmiyoruz. Burada yolumuzu bile bulamayız. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Girilmez. Benim aşağı inmemin hiçbir yolu yok. Sam, Sam, Sam! Orada girilmez yazıyor. Buraya girmemize izin verilmiyor demek. Hadi gel, hadi. Burası neresi böyle? Gidelim hadi bu tarafa. Sen lanet olası. Sam, Sam. Lütfen şu saçmalığı kes. Her yere parmak izlerini bırakıyorsun. Gidip Lara'yı aramayacak mıydık biz? Profiller. Sam, bizi burada yakalarlarsa işte o zaman hapı yuttuk demektir. Lütfen gidelim buradan. Mikro ID. Mikroçip ID'nin kısa devre yapmasını takiben ölüme maksimum süre 30 saniye. Lanet olsun, bu ses nereden geliyor? Bir yere saklan. Hadi, hadi, hadi gel çabuk. Tıbbi ve teknolojik olanaklar bize beyindeki bazı nöral yolları kesmede daha modern bir müdahale fırsatı sunuyor. 40 yıl önce yapılan yaygın lobotomi ameliyatlarından daha modern. Burada bir implanttan bahsediyoruz. Bu noktada bayan hakimimize teşekkür etmek istiyorum. Teresa Langa. Her zaman bizim için harika yetenekler buluyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, başlayalım. Burada ilk günden itibaren her yetenek bilmeden kendi kişisel çipini oluşturur. Kişilik testleri sırasında bizim sorularımıza cevap verirler ve biz onların cevaplarını çipte depolarız. Böylece sonunda her yeteneğin bir tür klon çipi oluşur. Ve sonrasında bu mikro ID kendi gerçek kimlikleriyle yer değiştirir. Tüm bilgiler, bütün anılar, öncesinde bu mikro ID'de depolanmamış olanlar hepsi kaybolur. Ortaya çıkarsa neler olacağının farkında değil misin? Bütün enstitüyü yerle bir edecek olan senatoya hesap vermek için kim çağrılacak söyler misin bana? Kimi çağıracaklar oraya? Hadi söyle. Hiç kimse hiçbir şeyi yıkmayacak ve hiçbir şey ortaya çıkmayacak. Geriye hiçbir kanıt bırakmadığını nereden bileceğim peki? Bir güvenlik arabasını çaldın ve duruma göre bu adamları sürükledin. Yani tamamen kontrol dışı kaldın. Burada bir şeyi düzeltmek zorundayım. Bir güvenlik arabasını çalan ben değilim. O numara 35'ti. O mükemmel bir sürücü ve hiçbir zorluk çıkmadı. Ne gören ne de duyan var. Bu bir deneydi ve işe yaradı.
Tedavi için mikroID'nin başarılı bir şekilde implant edilmesi gerekmekte. Şimdi bunu yeteneğimiz üzerinde göstereceğim. Uyanışta son birkaç saatin hatırlaması mümkün olmayacak ve onun danışman olduğunu ilan etmemizle birlikte hiçbir sorun çıkmayacak. İşte hepsi bu kadar. Bu enstitü önümüzdeki yıllarda suçluyu ve suç davranışını azaltmak istemesiyle tanınmaya başlayacak. Buradaki her suçluyu tedavi etmeye çalışıyorum. Kötü suçluları ortaya çıkartmaya değil. Doktorlar şifa dağıtıyor. Senin için çipi geliştirdikleri zaman bunu fark etmemiştim ama yığınla para kazanabiliriz. Yozlaşmış politikacılar, organize suç, ordu. Hepsi burada yaptıklarımızı öğrendikleri zaman bize gelmek için akın edecekler. Sen neden söz ediyorsun? Ben mi? Ben bir teknolojik devrimden bahsediyorum. Şu anda onlara gösteri yapıyorum. Ve gösteride başrol bizim sevgili numara 8'imiz. Her zaman asi, her zaman karşılık veren. Merhaba. Ve şimdi... Nasılsın? İyiyim. O kadar yumuşak ki... Bir sigara ikram edebilir miyim? Hatta o bizden ve... kendinden nefret etse bile. Sigaranı yakabilir miyim? Ama o yine de ona söylediğim her şeyi yapmak zorunda. Beni iyi izlemenizi istiyorum. Şimdi lütfen sigaranı söndür. Avucunun içinde. Bu hastalık tam bir hastalık. Sadece insanların daha itaatkar edildiğini söylüyorum. Bana doğruyu söyle. Bunun numara 22 ve 7'nin ölümüyle herhangi bir ilgisi var mı? Ne olduğunu hatırlamıyorum ama ilginçtir ki onların ikisinin de bir şeyler hatırladığı ortaya çıktı. 22 kantinde çığlık atıyordu. Çipi çıkarmak için kafasını kesmeye çalışıyordu. Ben de bir kısa devre yaptırmak zorunda kaldım. Tamam mı? Biz herhangi bir zamanda çipi işleyebiliriz ve eksiksiz olarak gerçekleştirilecek emirler verebiliriz. Ben istifa etmek istiyorum. Bu hepimiz için bitti. Anlaşıldı mı? Bu iş burada bitti. Bunu nereden aldınız? Nereden? Ve neden odanızın dışındasınız ve... neden girmemeniz gereken bir yerdesiniz? Görünen o ki sizden başka bir cevap alamayacağım. Hey, lütfen numara 6'yı ISO 1'e götürün ve konuşmaya karar verinceye kadar oradan dışarıya çıkarmayın. Yürü. Evet, numara 7. Tamam. Bence seni Omega odasına göndermek en iyisi. Yoksa bir şey mi diyeceksin? Bu bir rüya mıydı? Ya da gerçekten oldu mu? Kayıtları aldığımı ve onların Louise'i oradan götürdüklerini nasıl hatırlıyor olabilirim?
Bellara'yı danışman yaptıkları nasıl hatırlayabiliyorum? Ama neden hatırlıyorum? Tabii ki kafamdaki bu şey sayesinde. İlk başta anlamamıştım. Neden çip beni etkilemiyor anlamamıştım. Ama sonra anladım. Bunun tek bir olası açıklaması olabilirdi. Radyo dalgaları yansıtma yeteneğine ne sahiptir? Sam. Metal. Bu doğru. Metal radyo dalgalarını yansıtır. Böylece metallerin bir özelliğini radyo dalgaları. Çip bizi harekete geçirmek için kafamıza radyo dalgaları gönderiyor. Ama bende onlar yansıtılıyor. Kafatasımı bir arada tutan metal parça sayesinde. Yani yapmam gereken tek şey var. O kayıtların içinde olduğu SD kartını alıp polise götürmek. Tabii buradan kurtulmayı başarır başarmaz. Herkese merhaba. Size son derece iyi haberlerim var. İyi haberler şu. Hepinizle son derece gurur duyuyorum. Evet, burada yeniden bir liste var. İçinde danışman olacak arkadaşların isimlerinin olduğu bir liste. Ve yine tekrar ediyorum. Hepinize söylüyorum, geriye kalan arkadaşlar, kendinize inanın. Kendinize olan inancınız sizi daima merhaba başarıya taşıyacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz merhaba olmasın. Hala beni tanımıyorsun. Burada olan herkes karşısına çıkacak her türlü zorluğu aşıp başarılı olabilecek kapasitededir. Ve bu pazartesi danışman olan arkadaşlar. Yani numara 31. Dinle. Numara 13. Al şunu. Numara 8. Lütfen al şunu ve iyi sakla. Sonuncu ama bugün belki bir gün hatırlamana yardımcı olur. Numara 7. Yeni danışmanlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi işler yapmaya devam edin. Hepinizden çok umutluyum. Evet arkadaşlar, herkes eğitimine devam etmek üzere yerine dönsün. Kayıtları aldım. Polise götürmek için aldım onları. Dışarı çıkacağız buradan. Söz veriyorum. Artık bize burada ne yaptıklarını biliyorum. Louise'e her şeyi anlattım. Kayıtları, SD kartını, radyo dalgalarını. Bugün buradan ayrılacağımı duydum. Kayıtları polise götürmek için bir şans yakalamış olacağım. Şu andan itibaren her an alabilirler beni. Onların bir şeyler görmelerine izin veremem. Hiçbir şey. Ne, hepsi bu mu? Evet. Daha fazlası yok mu? Burada sona eriyor. Ama sonrasında ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dikkatle bak, orada bir şeyler yazıyor. Başka bir şey yok. Yazılanların hepsini okudum sana işte. Tamam, sana ne olduğunu söyleyeyim. Sen Frederson'ı öldürdün ve sonrasında kahrolası hafızanı kaybettin. Ama ben hala bana ne olduğunu bilmiyorum. Sadece SD kartını bulmamız gerekiyor. Peki nasıl? Belki onu çoktan almışlardır. Demek istediğim hiçbir kanıtımız yok. Hiçbir şey. Ne yapıyorsun? Burada seninle konuşuyorum, duyuyor musun? Tamam. Şunu sabit tutmaya çalış. Bekle biraz. Ne yapmayı düşünüyorsun? Neden hiçbir şey hatırlayamadığımı bilmiyorum. Çiple ilgili bir şey yapılmış olmalı. Onu dışarı çıkarmak zorundayız. Ne? Kafanı kesip onu dışarı çıkarmak mı istiyorsun? Onu çıkarmak zorundayım. Hayır. Tek hayır, mümkün onu çıkarmak değil. Zorundayım. Kafan kanar ya, onun gibi bir hemen şey olursa. Yapacağım. Yapmak zorundayım. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Thank you.
Sam. Sam. Bunu üzerine giy. 5 dakika içinde bahçede buluşuyoruz. Numara 7. Bize katılmış olman ne hoş. Umarım acıkmışsındır. Evet. O zaman arabaya bin. Çok güzel. Harika değil mi? Bu sosa ne koymuşlar acaba? Sen ne sanıyorsun? Domates sosu. Acılı sos, vejetaryenler için. Evet, çok güzel. Hmm. Alın, bunları saklayın ve bu yere her zaman hatırlayın. Daha iyisi yok. Pekala baylar. Su ve sizin için de kola. Ya, affedersiniz. Evet. Tuvalet nerede acaba? Düz devam edin, alt katta sağınızda. Peki, beğendiniz mi acaba? Veya biraz daha sos getireyim mi, ister misiniz? Çok iyiyiz, böyle iyiyiz, tamam. Pekala. Evet. Lütfen dışarı gelir misin? Bir dakika bekle lütfen. Numara 7, sen ne yapıyorsun? Geliyorum. Kapıyı aç. Her şey yolunda mı bakayım? Evet. O zaman orada ne yapıyordun sen? Tuvaletimi yapıyordum. Arızalı bir tuvalette mi? Sonuncu da yapamam. Gergin gibisin. Bir sigara ister misin? Olur. Güzel. Yakmamı ister misin? Evet. Ve şimdi de senden sigarayı söndürmeni istiyorum. Avcunun içinde. Tamam. Hadi, artık gitmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şeyler var. Hı? Numara 7. Bu bilgisayara yükleyeceğin dosyaları içeriyor. Siz değerli meslektaşım için bir hediye. Hedefimiz şu anda evde değil. Yani huzur içinde çalışma mümkün. Ama ben en fazla 10 dakika içinde dışarıda olmanı bekliyorum. Tamam? Sadece hiçbir kesinti olmadığından eminim. Ofis 1. katta. Şimdi gidin bakalım. Konsey X anasını. Hey,
Hadi. Tamam, bilgisayarı tespit ettik. Güzel. Hemen işe koyulun, numara 7 sıra sende artık. Giriş başarılı. Şifre kırıldı. Harika bir haber. Lütfen belleği takın ve fotoğrafları sabit diske kopyalayın. Numara 7. Daha ne kadar kaldı? Daha ne kadar kaldı? Ne oldu? Buradan hemen çıkalım. Ne? Hadi gel benimle, hemen gidiyoruz. Ne yapıyorsun sen? Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsun? Benden ne yapıyorsun? Ne oluyor? Neler oluyor? Beni duyabiliyor musunuz? Tamam, Fred Ersen burada. Oradan çıkın hemen. Hem de derhal. Planı değiştiriyoruz. Sen burada ne yapıyorsun? Gitmiş. Minibüsü çalıştır. İşte kasabaya doğru gidiyor. İstasyona doğru gidiyor. Numara 35 burada dur. Merhaba. Seni arıyorum. Neredesin? Planı değiştiriyoruz. Kısa devre çipi. Hemen çalıştır. Kartının nerede olduğunu biliyorum. Benim içimde. Polisi ara. Numara 6. Numara 6. Numara 7 hakkındaki her ayrıntıyı istiyorum. Neden kaçmaya çalıştığını, bana hemen ne bildiğini söyle. Bunu tanıdın mı? Hı? Buna neden ihtiyacın vardı? Hayır, 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 hayır. Hayır! Hayır! Hayır!
Lütfen 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 sana söyleyeceğim. Lütfen lütfen yapma. Taraktan parmak izi almak için, kapıyı açmak için, kapıyı açmak için, kapıyı açmak için. Yön belirleme cihazımız hala istasyonda olduğunu bildiriyor. Kısa devrenin neden işe yaramadığını, sorunun neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kafasında bir tür koruyucu mekanizması falan olmalı. Ben böyle tahmin ediyorum. Ayrıca şu an bizim için öncelikli olan şey kayıtlar. O yüzden güvenini kazanıp onu polise gitmekten alıkoyacaksın ve kayıtları ele geçireceğiz. Sonra da gitmesine izin vereceğiz. Bunu yapar yapmaz bize rapor ver. Senden yapmanı istediklerim bu kadar. Bunu anladın mı? Evet. SD kartının nerede olduğunu biliyorum. Benim içimde. Polisi ara. Lara. 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 Merhaba numarayı. Neler oluyor burada? Sen ne yapıyorsun? Diğerleriyle birlikte kısa devre 30 saniye içinde bir felci tetikledi. Ama senin şu garip metal plakan bunu engellemiş gibi görünüyor. Dönüşe göre kısa devre tam bir amneziye neden olmuş. Senin adına üzüldüm doğrusu. SD kartını hareket ettirebiliriz. Bu mükemmel olurdu Luna. Üzerindeki dosyaları kontrol et. Eğer doğru dosyalarsa metal tabakaları modifiye et ve yeni bir mikro ID ekle. Sonra da hep birlikte işimize bakalım. Tamam. Lara nerede? Lara işte burada. Tam arkanda. Lara. 7 numarayı Omega odasına götürecek kadar nazik olabilir misin? Doktor geri kalan kısmı halledecek. Hepsi sona erdiğinde gitmenize izin vereceğiz. Buradan ayrıldığında polise teslim olup her şeyi itiraf edeceksin, tamam? Hoşça kal, görüşürüz. Bana bak. Lara, benim. Lara. Lütfen, Lara, kim olduğumu biliyorsun. Lütfen çöz beni. Buradan çıkmamız gerekiyor. Kim olduğumu biliyorsun. Senin de kim olduğunu biliyorsun. Bana not defterini sen verdin. Bana olup biten her şeyi yazmamı söyledin. Benim için bir karalama yaptın. Lütfen, sana bir çip yerleştirdiler. Bu yüzden hatırlamıyorsun. Lütfen. Buradasın çünkü sen bir kuralı çiğnedin. Sen bir evdeydin. Sen 14 yaşındayken ailen seni bir akıl hastanesine tıktı. Lara lütfen çöz beni. I was the one who let you know. I was your sorry ever after. 74, 75, no, giving me more and I defy. Cause you're really only after 74, 75. Lütfen çöz beni. Bana burada olmadığını sakın söyleme. Hey! Alarmı çalıştır. Burada ne oldu? Tamam, burada birkaç danışmana ihtiyacım var. Bul onları. Çiplerinin hemen kısa devre yapmasını sağ ol. Lara! Lara! Lara!
Lara rahatla. Sakin ol, sakin ol. Lara, Lara. Lara. Tamam. Lara, burada. Sana yardım getireceğim. Hemen döneceğim. Polis ara, ambulans çağır. Acele et, hadi. Hey, hey. Acil aramam. Yetkisiz bağlantı. Oda kilitlendi. Kapıyı aç, seni oradan çıkaracağız. Kapıyı aç. Giriş engellendi, kapı kilitlendi. Kapının yanında dur. Hemen oraya geliyorum. Kapıyı aç. Artık bitti. Sen seni oradan çıkaracağız. Hadi kapıyı aç. Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Lara öldü. Evet. Evet. İşte başaramadın. Seni aşağılık. Komut gir. Isaac'i yok et. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Sen ne yapıyorsun? Kapının yanında durman gerekiyor. Asansörü engelle.
Evet, tam isabet. Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Ben iyiyim. Oturabilir miyim? Evet. Peki sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hala biraz acıyor ama iyiyim. Evet, iyiyim. Her şeyi hatırlayabiliyor musun? Henüz değil. Bunları tam olarak bize neden yaptılar? Bizi rehabilite ettiler. Why are we breathing in? Why are we breathing out? Does it make any sense or is it only just a dream? Deep inside we know.